Herkese selam dostlar. Bugün bilgisayar oyunlarını seçeceğiz. Daha önceki videoda bahsetmiştim böyle bir videonun geleceğini. Benim zaten bilgisayarım üzerinde oynadığım oyunlar arkadaşlar sağ ekranda görüyorsunuz. Buradalar. Tek tek göstereceğim, anlatacağım sizlere. Last'ı hiç anlatmıyorum zaten biliyorsunuz. PUBG Mobile oynuyorum arkadaşlar. Kendi hesabım şu an üzerinde aktif olmalı. Bugünlerde girmiyorum ama isterseniz oynayabilirim. Half-Life 2 arkadaşlar, ben tam bir Half-Life delisiyimdir. 1 ve 2'ye bayılırım. Hatta bütün modları falan da bayılırım. Buna oy vermeniz böyle var ya, ben bile artılıyorum. Çok istiyorum yani. İkincisi arkadaşlar Subnautica. Subnautica tamamen su altında geçen bir hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Çok iyidir. Farklı bir gezegen, farklı yaratıklar falan var. Çok hoş bir oyun. Fallout anlatmaya gerek yok. Zaten hani belki birçoğunuz bilmiyordur ama yani şu Fallout New Vegas'ı bir YouTube'a yazıp aratırsanız arkadaşlar çok harika bir oyun olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Benim SP Now dediğim survival hayatta kalma tarzı bir oyun arkadaşlar. Tam hatırlayamadım nasıl bir şey olduğunu ama birazdan bakarım ona da. Videolarda göreceksiniz arkadaşlar. Yine bir Rus yapımı Metro 2023. Yalnız şunun şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bu ve şu oyun arkadaşlar ikisi şey böyle diyaloglara yani konuşmalara dayalı bir oyun arkadaşlar. Tercih yapıyorsunuz konuşmalar arasında. Benim Fallout'um Türkçe ama Metro 2023 maalesef Türkçe değil. Yani ona bir hal çare bulursam arkadaşlar olabilir. Çünkü bende yani DLC'leri yok galiba. Yani Türkçe yama yapabileceğim bir DLC'si yok onun, parayla olduğu için almadım. Stalker var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde diyaloğa dayalı bir oyun. Ama bu iyidir. StarCraft da diyaloğa dayalı ve Türkçe dublajı bende yok. StarCraft arkadaşlar bir strateji oyunu. Çok iyi. İlkini bitirmiştim. Bunu da bitirmeye çalışıyorum da bir yere takıldım. Henüz oynayamadım. Bayağıdır da oynamıyorum. Call of Juarez arkadaşlar. Kovboylar zamanında geçen bir oyun. Şeye benziyor. Şu an var ya Red Redemption 2. Onun işte çok ilkel versiyonu arkadaşlar. Apex Legends'ı daha öncesinde duymuşsunuzdur zaten. Bu da arkadaşlar PUBG gibi bir oyun. Şunları demeyeceğim zaten. Minecraft arkadaşlar, Rose'u da biliyorsunuz, ikisinin de modası geçti. Rose'u bayağıdır oynamıyorum ben arkadaşlar ama arada açar Minecraft'ta bir şeyler inşa ederim yani. Onların haricinde arkadaşlar şuradan benim oyun hesaplarımın olduğu şeyler var arkadaşlar. Steam, Epic Games, Tencent, Origin ve Battle.net üzerindeki oyunlar. Zaten şurada gördüğünüz oyunların neredeyse %90'ı Steam. Geriye kalanın da arkadaşlar büyük olasılıkla Epic Games miydi? Onun üzerindedir. Yok. Battle.net üzerinde. Yok, Battle.net StarCraft var arkadaşlar. Şunda Subnautica var galiba. Neyse, bakacağız zaten, göreceğiz. Steam kütüphanem arkadaşlar bu şekilde. Bu arada açıklama kısmına isterseniz yazarım, bana oyun hediye etmek isterseniz, oynamamı istediğiniz bir oyun varsa buradan hediye edebilirsiniz arkadaşlar. Onları da oynarız ama onun haricinde şu anki elimizdeki olan oyunları oynayalım ve bunlar. Baştan sona arkadaşlar saymaya gerek yok. Zaten hepsinin sıralı ve oynanış videoları yayınlanacak arkadaşlar. Yani bunlardan sonra kısa kısa göreceksiniz. İsimlerini de yazacağım. Zaten ekrandaki demiştim, çoğu oyun yani %90'ı buradaki oyunlardan oluşuyor arkadaşlar. Bu orada olmayan ve güzel olan benim tavsiyem Osiris New Dawn arkadaşlar, kesinlikle harika bir oyundur. Ve Space Engineer arkadaşlar, bu ikisi hayatta kalma oyunları. Bir de bir tane daha vardı arkadaşlar, onu da bulmam lazım. Nerede? Bir ara çok oynamıştım arkadaşlar. Serisini yapmıştım. Painkiller de harikadır. Bakalım nerede. Neyse. Dikkatimden kaçtı galiba arkadaşlar. Epic Games üzerindeki oyunlarım arkadaşlar. Kütüphanemdeki oyunlar. Subnautica zaten buradaymış arkadaşlar dediğim gibi. Bus Simulator varmış. Otobüs hiç sürmemiştim ama. Başka ne var? Şu editör yazanlar değil arkadaşlar. Şu oyun. Ondan sonracığıma başka ne varmış bakıyorum hemen. Galiba yok, bu da kit. Şu oyun var arkadaşlar. Bu ve arkadaşlar yok, bu da değil. Bu yokmuş. Bu ve arkadaşlar bakalım hangisiydi? Yok, hepsi geri kalan editörmüş. Yani burada 5 tane falan oyunu var arkadaşlar. Bu oyunları da oynayabilirim. Seçersiniz zaten, açıklama kısmında göreceksiniz. Blizzard'ın kendi yazılımı arkadaşlar Battle.net, bildiğiniz gibi buradan oynayabiliyorsunuz. Ben
Burada StarCraft ve StarCraft 2 oynuyorum arkadaşlar. İkisini de çok severim. Bunun haricinde arkadaşlar burada istediğiniz şu oyunlar varsa daha önce hiç oynamadım. Mesela Diablo, World of Warcraft. World of Warcraft'ın çok eski bir sürümünü oynamıştım ama bayağı bir önceydi o. Hatırlamıyorum yani. Oynamayı da bilmiyorum. Biraz öğrenmem gerekecek. Aa, Call of Duty varmış. Aa, ücretsiz oyna diyor. Neyse, bakarız onlar arkadaşlar. Destination'da varmış ya. Neyse, bunlara da bakarız arkadaşlar. Açıklama kısmında görürsünüz istediğim oyunlar. Bu benim arkadaşlar Xbox Live hesabım. Bunu niye açtım diyecekseniz, oynadığım oyunların birçoğu burada görünüyor. Bundan arkadaşlar base alabilirsiniz diye. Apex Legends en son oynadığım herhalde, o yüzden o kalmış olabilir. Kendi Crush'a takılmayın arkadaşlar. Gerçi bunu da oynuyorum da çok değil. Mesela burada vardır, o da çıkar olan Microsoft Solitaire. Buna da bayılıyorum arkadaşlar. Bunu da çok oynarım ben. Dediğim gibi arkadaşlar, bilgisayarımdaki oyunlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, oyunların kısa kısa istiyorsanız video tanıtımlarına geçelim.